Evet dostlar, MK Malzeme'nden selamlar. Yeniden karşınızdayız. Sizlere bugün İstanbul Ümraniye'deki mağazamızın showroom'undan sesleniyorum. Bugün sizlere daha önce tanıtmış olduğumuz Aksor katlanabilir, dünyada tek katlanabilir pompalı av tüfeğinin otomatik versiyonu geldi. Ben de şu an kutuyu daha önce açmadım, ilk defa açacağım. Teknik özelliklerini beraber inceleyeceğiz. Yine Aksor silah firması plastik taşıma çantasında ürünü göndermiş. Bu ürün 7+1 otomatik versiyonu, pompalı gibi içinde kırılabilir şekilde gelmiş. Kulaklık ve mobil şok takımları gelmiş. Toplam 3 adet mobil şok, 1 adet kulaklık hediyesi var. Hemen tüfeğimizi inceleyelim. Tüfeğimizin en büyük özelliği katlanabilir, kolay taşıma sağlayan bir model olmuş. Dikkatimi ilk çeken şurada 2 adet fişek koyabileceğiniz dipçikte bir yer yapmışlar. Ve dipçik yanaklık yükseltme aparatı koymuşlar. Tüfeğimizi hemen katlayalım. İçinden güvenlik plastiğini çıkartalım. Arkadaşlar bu tüfek 7+1 51 santim namluya sahip. Üstünde arpacık ve batugez olan ve 22 milim pikatinray olan bir otomatik av tüfeği. Üzerinde taktik bir dipçik kullanılmış. Açısı normal dipçiklere göre daha kullanışlı. Dediğimiz gibi dipçiğin üstünde 2 adet fişek saklama yeri bırakılmış. Dipçiğin en sonundan ve el kundağının en başından askayış takma aparatımız var. Dipçik ve el kundağımız sentetik. El kundağımızda yine 22 milim pikatini ray bırakılmış. Buraya fener veya başka bir aparat bağlayabiliyorsunuz. Tüfeğimiz boru şarjöre sahip. 7+1 8 adet fişek alabiliyor. Dediğim gibi 51 santim oldukça sağlam bir namlusu var. İçerisinde mobil şok var. Kurma kolu gayet geniş bırakılmış. Kolay kurum yapılabilmek için gayet büyük bir kurma kol yapılmış. Kasa oldukça etli. Diğer tüfeklere göre biraz daha etli duruyor. Tüfeğimizin üstünden şu mandalı geri çekerek tüfeğimizi ikiye katlayabiliyorsunuz. Katladıktan sonra buradan fişek basabilirsiniz tüfeğimize. Yani normalde fişek basma kaşık yeri burada. Buradan fişek gönderebilirsiniz. Katlı halde de buradan fişek basmayı ve boşaltmayı kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Yani şurada bir tırnak var. Tırnağı geri doğru çektiğiniz zaman bastığınız bütün fişekler bir anda boşalır. Hızlı boşaltma da yapabilirsiniz. İç sistemini görüyorsunuz. Burada mekanizma sistemi var. Şurada mekanizma sistemi kapalıyken kurulmuyor. Şurada kaşık sistemi, tetik sistemi. Güzel bir model olmuş. Ortalama 3.500 gibi bir ağırlığı var. Dipçik pedi falan gayet kaliteli, yumuşak bir dipçik pedi yapılmış. Aksor Arms'ın 7+1 katlanabilir otomatik tüfeği. Tüfeğin kasası çok böyle etli gözüküyor, dolgun gözüküyor. O da ayrı bir hava katmış tüfeğimize. Bakarsanız şurada çıkıntılar var. Alüminyum kasa, alüminyum CNC işleme bir kasası var. Pompalı tüfekte ilk gördüğümde bu katlanabilir sistem acaba nasıl olur demiştim ama sorunsuz çalıştı. Güzel bir tasarım, dikkat çekici bir tasarım. En kolayı tüfeğinizi katladığınız zaman kolay bir şekilde aracınızda, bir sırt çantanızda veya küçük bir kılıfta rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. Taşımasını çok kolaylaştırmışlar. Hemen tüfeğiniz dolu şu anda, şarjörle mermi basılı, katlı bir şekilde hemen tüfeğinizi kurup kurma kolunu çekip bıraktığınız zaman atışa hazır bir şekilde atış yapabiliyorsunuz. Bence güzel bir tasarım olmuş. Aksor'un FS-25 modeli otomatik katlanabilir bir model. Yani tasarımı sevenler olur, sevmeyenler olur ama dediğim gibi dolu taşıyabilirsiniz. Taşıması gayet kolay olmuş. Katlı olduğu zaman da %100 güvenli demektir. Dolu olsa bile. Çünkü tetik iğne mekanizması herhangi bir şekilde fişekte buluşmuyor. Yani doldurdunuz, tüfeğinizi katladınız. Güvenli bir şekilde taşıyabilirsiniz. Kullanmak istediğiniz zaman tüfeği tekrar kapatıp kurma kolunu çektiğiniz zaman atışı hazır hale geliyor. MK stoklarında Aksor'un otomatiği. Bu tüfeği de tanıtmış olduk. Hemen videomuzu sonlandırmadan Türkiye'nin her yerinden bu tüfeği sipariş verebilirsiniz. mkav.com sitesine girerek mağazamızdaki tüm ürünlerin fiyatlarını görebilirsiniz. Oradan bizle iletişim kurup satın alma belgeniz varsa aynı gün kargo ile Türkiye'nin her yerine gönderim yapabiliyoruz. MKV YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.